Çakalın ne sattığını duyunca daha çok güleceksin. Aa, asıl o videoyu... Abi Esen... Abi... Esen... Yeren... Der. Esen kim? Yeren kim ya? Ya ne bileyim ne Esen'de. Esen sıkıntılar başlıyor bence. Hemen böyle gezmek istiyor. Asıl meseleyi kaçırdık. Dur. Sonra birden müzik başladı. Sonra yok öyle olmadı abi. Eskişehir'e gittim. Ticaret yapıyorum. Ticarette şu. Oraya tek başıma taşınmışım. Çok fazla insan tanımıyorum. Ailemde çok fazla durum olmadığı için kendi başıma orada hayatımı idame ettirebilmem gerekiyor. Sonrasında gittim bit pazarından 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya ürünler almaya başladım. Bunları kuru temizlemeye veriyorum. Fotoğraflarını çekiyorum. Bam Instagram'a koyuyorum. İkinci el olarak satış yapıyorum. Oba, çok 3 liraya iyiymiş. Alıyorum, 250'ye satıyorum. Bam 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 gidiyor. Oba. Sonra bit pazarından bir tane şey buldum abi. Git götür gel tır lojistik. Olur tamam lojistik yapan. Lojistik yapan bir adam. Normal lojistik işlere gidiyor, bir şeyler getiriyor, götürüyor, bir şeyler yapıyor. Oradan dönerken de Fransa'daki, Almanya'daki, Bulgaristan'daki bit pazarlarına uğruyor. NFL, NHL böyle montların, özel bulunamayacak Türkiye'de montların getir götürünü yapıyor. Ben bu adamı buldum, tanıştık ettik. 50 liradan montlar alıyorum, 2000 liraya falan satmaya başladım. Çok abi ben aşırı böyle 17 yaşıma, 18 yaşıma girmişim, aşırı miktarlarda para kazanıyorum. O 10 tane arkadaşımla falan yaşıyoruz evde, kimse para ödemiyor, takılıyoruz biz bayağı yardımcı. Ve senin tamamen senin ticari zekanla yani. Aynen, tamamen böyle. Sonra korona bir patlıyor abi, bizim bu lojistik duruyor. Dayı hiçbir yere gidemiyor. Bir bit pazarları açılmıyor, hiçbir yer açılmıyor, edilmiyor falan. Hiçbir yerden ürün alamıyoruz. Gardırop, dolap, ikinci el uygulamalarına bakıyorum. Hani oradan, oradan bir şey olur. Bam sayfaya koyayım, 300'e 500'e. Kuru temizlemeye gönderiyor. Aynen, kafa çalışıyor sonuç olarak. Kullan. Vergi ne oldu? Vergi dostluktu. Ne vergisi ya? Abi vergi ticari zeka ya? Dediği bu arada vergi kaçırma ve dolandırıcılık yani. Mesela satarken bunların ikinci el olduğunu ve başkası tarafından giyildiğini söylüyor muydu? Kaçakçılığı da unuttun. Kaçakçılık zaten. Mal sokuyorlar yurt dışında. Vay amına koyayım. Tatlı oldu ki dayım beni banlattı. Söylemiştir ya. Kanka. Kanka çok iyi niyetlisin sen ya. İkinci el dememesi lazım. Bit pazarı demesi lazım. Kaç kişinin giydiği belli değil amına koyayım. Devam et. Sonra Reçkol'le tanışıyorum. Ben o diyor işte biz beatle uğraşıyoruz. FL Studio falan. Bir gün orada Eskişehir'de müzikle uğraşan bir arkadaşımızın yanına gidiyoruz. 10 kişi stüdyoya. Reçkol hepimize birer tane böyle beat dağıtıyor, veriyor falan. Herkes diyor denesin bakalım bir şeyler. Aynen. Sonra... Hiç yok, olayla ilgili fikrin yok. Aa, hiçbir fikrim sırf yok. Sırf böyle senin lojistik patladı diye. Lojistik patladı. Ver biti çakarız mı? Ver biti. Yani. Ne olacak ne bitecek abi. Ben diyorum anlamam kardeşim. Yani ver biti okey. Hani yazmaktan, söylemekten, anlatmaktan bir bok anlamam. Doğaçlama mı çekiyorsunuz ama orada? Ama dinleme olarak bir biliyorsun. Şeylerim vardır her türlü yani. Her zaman müzik zevkimin iyi olduğuna güvenirim o zamanda. Aldım bir biti, dedim deneyelim edelim falan, bir şeyler yapalım. Denedim, o da dedi seninki dedi en iyisi olmuş. Gel dedi, ben de seninkine dahil olayım. Hayda. Dedim ol bari. O zaman bir de korona var dediğim gibi, sokağa çıkma yasağı falan. Biz çıktık dışarı, yaptığımız reçkole şarkıya bağır dedik. Kendi çapımızda bir görsellendirme yapalım. Hadi. Kendi çapımızda video çekiyorken Yunus polisler geldi. Bunlar dediler işte kardeşim sokağa çıkma yasağı var, siz ne yapıyorsunuz deniyoruz. Abi dedik video çekiyoruz burada. Yolunda bulmuş ya. Müzik yapıyoruz, genciz. Zaten sokağa çıkma yasağı var, gideceğiz. Motorlarımız var, cross falan. Yine Türkiye'de Türkiye'li olmamak gibi takılıyoruz. Sonra Türkiye'li? Bunlar dedi yok dedi kardeşim, hadi gidin evinize falan. Abi dedim o zaman bir tane dedim fotoğraf çekinelim, öyle gidelim eve. İyi dedi, gel dedi çekinelim. Sercan vardı arkadaşım orada. Seco dedim, git dedim polisler dedim. Tam fotoğraf çekeceği anda dedim video kaydına başlat. Tamam abi, geldi Seco. 3, 2, 1 dedi. Girdi video kaydına. Ben söylemeye başladım. Polisler arkada fotoğraf çekeceğini düşünüyor. Sonra söyle bitti video, polis başladı bağırmaya. Siz dedi bizde taş yakın götürdünüz. Eyvah! Siz dedi ne yaptığını sanıyorsunuz. Siz işte böyle misiniz? S**tirin gidin, sil çabuk. İşte videoyu da Thriller diye bir uygulama var. O zamanlar TikTok gibi. Yani ona geri atıyorum, galeriye girince orada kaydetmeden açılmıyor. Sercan dedim saçmalama birader, göster dedim abidir. Abi dedim kusura bakmayın dedim, yanlış anladım, ben özür dileriz, hemen gidiyoruz yani. Kanka birincisi adam... Ben insülin alerjim var demedi. Neyse devam edelim. Evet, okuyacağım. Düşünüyor herkes. Ulan paylaşsak mı paylaşmasak mı? Paylaşsak mı paylaşmasak mı? Sonra paylaştık. Orada 2-3 celebrity yazdı abi bize o videodan sonra. Bayağı rağbet gördü. O videoyla patladınız mı ilk?
Hop, o videoyla beraber abi en çok böyle Instagram'da atıyorum bir fotoğraf atarım 50-100 beğeni gelir. O videoyla beraber böyle 2000-3000 beğenilere ulaştı video. Dedik ki herhalde bunun alıcısı var. Ben de dedim bunu bir tane devam ettirdiğim bir şey daha yapayım. Bir şarkı daha yaptım üstüne dedim ulan bunun bir tane de klip patlayayım. Olursa olur olmazsa dedim canımız sağ olsun ne olacak. Deniyoruz yani sonuç. Deniyoruz. Lojistik. Abi dediğimi söylüyor bu arada. Bazı derivatlarında alerji yapabiliyormuş ilaçlarda. Tip 2 diyabetlilerde. Onlar da markayı değiştiriyormuş. Derivatı değiştiriyormuş. Alerji geçiyormuş bu kadar. İnsülinin kendisine alerjisi yok ki bu adamın. İnsülinin kendisine alerjisi olsa ölür zaten. Benim dediğim doğru çıktı Anıl. Burada öyle yazıyor işte. Hala çalışmıyor. Hayır, söylediğim gibi yıllar bilmiyorum. Müzik yapmayı cartı curtu. Sadece dedim melodiler kafamda canlanan melodiler var. Onu dökeyim bari. Yap. Sonra abi o ilk şarkıma Bursa'da topladığım arkadaşlarımla herkese gittim dedim. Aga dedim sen dedim araba bul. Sen dedim ev bul. Sen dedim aga bana kıyafet miyafetler bir şeyler verelim. Bir şeyler verelim. Aga onu anlat bunu anlat şunu anlat sen gel. Cebimizde para da yok zaten. Kim ne bulursa öyle bir klip çektik abi. O ilk şarkımızda bizim yani ilk aydan böyle 2,5 milyon gibi bir rakama ulaştı. İş. Bastığın botlarla tabii değil mi? Yani kendi başına değil. Bayağı nasıl bu ya? Dayı bunun inanılmaz bir bot hikayesi var. AT'yi falan, Instagram hesabını falan kapattırmaya çalışmıştı botlarla. Böyle bir hikayesi var. Watch Dogs'a ne zaman geçer acaba? Bir oda telefon. Bak. Bir oda telefon ne ya? Oo bilmiyor musun onu? Telefonlardan bot basmalar falan. Hayır. Bu arada biraderim vallahi harbiden sağ ol. Bir de agam şey diyeceğim. Sen bu mesela ne denir ona amına koyayım. YouTube'da, YouTube'da böyle şey yapabiliyor musun aga? İzlenme, görüntülenme, etkileşim veya herhangi bir Spotify'da falan. Şimdi klipli çıkacak ya keke. Benim bu şarkı. Daha böyle mesela ne bileyim trendlere girmek tabii benim için çok zor bir olay ama en azından böyle bir etkileşim yaratabilir miyiz onda? O konu hakkında bir bilgiye sahip misin? Nasıl yaratacaktı? Yoktan mı var edecek etkileşimi? Etti işte. Bugün burada. 44 bine tamam. Ceket satıyor kral. Açıklıyorum. Gerçek şey kaldı benim abi. Göremedin. Göremedin. Bir evrene gözlerimi yazmayacak hadi ya. Ha bot dememiş etkileşim. Ha tam doğru. Tabi tabi etkileşim abi. Botsuz zaten olmaz. Otodip basmadın da ya ben oldum anlayın diye. Ne hangi Instagram sayfasından satmış abi bu şeyleri? Lütfen lütfen, yanmarda gözünü lütfen. Aynısını yapayım ya sana. İyi ya. Bir tane çıkaramadım, Marrakeş'e bir tane beat koyayım. Üzüldüm amına koyayım. Blok 3. Yok açmayacağım yeter ya. Sabah oldu yine amına koyayım. 6 yaptık zaten ben gidiyorum. Yani bilmiyorum arkadaşlar ben insanların bugünkü başarılarını önemserim ama her zaman orijin hikayelerini de dikkate alırım. Yani bu insan nereden gelmiş? Ne yapmış? Bugün niye burada? O yüzden Orkun'a hiçbir zaman saygı duyamayacağım. Vay da.
Danla Biliç'e hiçbir zaman saygı duymayacağım. Danla Biliç'e hiçbir zaman saygı duymayacağım. Ay gider ayak gene. Harbi gider ayak. Bak özellikle Danla'ya, özellikle Danla'ya sıfır saygı bak. Onun sıfır. Neyi var dayı, o ne yapmış? Abi karının ortaya çıkış şekli şu. Futbolculara DM'den yazıyor. Tamam. Sonra futbolcular buna yürüyünce bunu Twitter'da paylaşıyor. Bu şekilde çıktı ortaya Danla. Yemin ediyorum. Böyle çıkmış olamaz dayı ya. Danla Bilic'in orijini bu.